Efendim herkese selamlar. Ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Ne zamandır sorduğunuz, hasretle beklediğiniz, ne zaman gelecek diye bizi sürekli mesajlara boğduğunuz kişi geldi. Arkası dönük adam geldi. Adı abi geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Son videomuz hakikaten de çok fazla izlendi. Evet. Ve herkes tabii Kitapta Yazmaz YouTube kanalında sen sürekli anlatıyorsun abi. Ama ne var ne yok izleyicisinin belki de bir kısmı ilk kez seninle tanıştı. Evet. Çok da isabetli ve güzel oldu. Güzel oldu. İnşallah bugün de yine derinlemesine inceleyeceğiz konuları. Şuradan başlayalım istiyorum. Ekonomik sıkıntılar had safhada birçok evet. kesime göre. İşte kurun geldiği nokta, faiz evet. politikası. Buradan başlayalım. Yani Türkiye nereye doğru gidiyor? Türkiye'yi önümüzdeki süreçlere bekliyor. 2022 erken seçim mi gibi tartışmalar var. Türkiye'nin 2023 hedefleri ama çok önemli. Nasıl bir dönem bizi bekliyor Türkiye olarak? Şimdi bizden Kitapta Yazmaz'da işte videolarımızda ve yaptığımız saha çalışmalarında ve işte orada düşünce teorisine girişte düşünce grubu ekipleriyle beraber çalışırken her şeye önce bir kavramsal açıdan bakmayı yeğliyoruz. Belki bu noktada biraz daha ilk adımları teorik gelen cümlelerle konuşuyor olacağım ama o kavramları konuşmayıp böyle 2023'te böyle olacak dediğiniz zaman kavramlar insanların hayatlarından kaybolduğu ve uçuştuğu zaman günübirlik, daha önce de videoda söylediğim gibi günübirlik şeyler yapmaya alışır hale geliyoruz. Ancak bizim hayatımızda para basma kavramının karşılığıyla batıdaki para basma kavramı farklı. Şöyle ifade etmek lazım. Dünyada ilk parayı basan Lidyalılar değil aslında. Lidyalılar da meşhur olmuş bu mesele. Paranın basımı, kullanımı, bankacılık sistemi, daha doğrusu elden ele para verme meselesi Orta Doğu kaynaklı bir konu. İşte tapınak şövalyelerine kadar dayandırırsınız filan. Ama ne zaman ki Türk devletleri, Arap devletleri ve bütün bu devlet yapılarının kurgusuna bakarsanız çoğu dinleyicimiz de lise yıllarından hatırlayacaktır. Bir devletin devlet olması kendi parasını basmasıyla yakinen ilişkilidir. İşte devlet başkanının çıkıp hutbe okuması, kılıç kuşanması, sancağının olması, sınırlarının keskin hatlarla belirlenmiş olması ve halkının kendi adına, milleti adına para basıyor olması. Şimdi bu durum zaman içerisinde Avrupa'nın ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed kurumunun altın karşılığı para basmaktan vazgeçtiği bir dünyada aslında herkesin kafasına göre değil de belli kurum ve gruplara göre takıldığı bir hal alırken bizdeki Merkez Bankası sürekli olarak bağımsız olması gerektiğine dair bir iddia ile zorlandık. Neye zorlandığımız gibi işte zamanında belki hatırlarsınız Avrupa Birliği'nden bir komisyon gelir. Sizin hapishanelerinizde işkence var. Sizin öğrencilerinize şunu yapıyorsunuz. 90'larda bu çok konuşuldu. Deli gibi bize hani Levent Kırca da çok parodisini yapmıştır ya. Gece gündüz bize Avrupa Birliği'nden komisyonlar gelirdi. Herkes de bir nümayiş filan. Şimdi o nümayişlerin bittiği bir ortamda şimdi şu nümayiş var doğal olarak. Kendi paranı kullanma kardeşim. Ve kendi paranızı kendi istediğiniz şekliyle kullanmayın. Ancak burada bir ciddi bir şey söylemek gerekiyor, o da şu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mevcut hükümetin değişmesi ihtimaline rağmen, yani niye? Çünkü Merkez Bankası'na siz faiz indir ya da böyle yapmalıyız, şöyle yapmalıyız dedikçe pek çok muhalif düşünce ya da daha batıcı bakış açısına sahip olan düşünce diyor ki hayır canım Merkez Bankası bağımsızdır. Peki Merkez Bankası bağımsız olduğunda ne yapar? Ona Avrupa'dan ve Fed kaynaklı olan bütün para yatırımcıları faizi arttır der. Çünkü adam para kazanmak isteyecektir. Yatırım yapmak değil, paradan para kazanmak isteyecektir ve trade'in önemli bir parçasını koparmamanızı talep edecektir. Ben mevcut hükümeti artı pozisyonda bir şey yapıyor o iddia ile söylemiyorum bunu. Ama bir gerçek var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bir seçim vasıtasıyla gitse ve yerine başka isim gelse Merkez Bankası'nın faiz indirme politikasını artık kimse değiştiremez. Sebep şu, Türkiye Cumhuriyeti mevcut faiz sistematiğiyle yürüyemeyeceğini sadece hükümet bazında değil, devlet ve yapılmış 10 ve 20 yıllık bütün çalışmalarla bunu net bir şekilde görmüştür. Yani şöyle düşünün, gelişmiş bütün ülkeler faizi arttırarak enflasyon düşürmeye çalışmıyor.
enflasyonu düşürmenin yolunun üretim ve yenilik olduğunu çok iyi biliyor. Bizdeki üretim gerek hükümetlerin hatası, gerek insanımızın daha kolay yoldan işini halletme düşüncesiyle ithalat odaklıydı. Hı hı. Aslında bundan 5 sene önce büyük ithalatçıları bir masada toplayıp şunu söylenmişti. Biz devlet olarak ithalattan vazgeçmek istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dendiğinde... Ne dediler? TÜSİAD dahil olmak üzere şimdi değil dediler. Adım adım yapalım dediler. Hatırlıyor musunuz bir yerli üretim, milli üretim, ben de varım gibi bir takım çalışmalar olduğu zaman hatta hükümet işte bunu arabayla başlatalım, sanayi hamlesi olsun, daha büyük, daha gelişmiş teknolojiler olsun dediğimizde hem FETÖ'nün Türkiye'deki ayakları hem yurt dışı ayaklar pek çok yerden hayır dediler ya ithalat tamam siz de mutlu olun ufak tefek bir şeyler yapalım. Hayır niyet aslında ufak tefek bir şeyler yapmak değil. Türk bürokrasisine ve Türkiye'de tamamen paradan para kazanmak isteyen insanlara karşı gerçek bir teknolojik üretim altyapısını kurabilmeye mecbur olduğumuzu görüyoruz. Bu mecburiyet kapsamında şu anda Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek. Buna rağmen yok sen böyle mi yapıyorsun? Ben de senden sürekli dolar kotasyonlarını değiştire değiştire ben bu kuru yukarıya çıkaracağım diyenler var. Ancak Türkiye Cumhuriyeti şu anda hani bu çok söylenir. Çok karşılığı artık kalmamış gibi gelebilir ama tabir caizse bu Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları boyunca 4-5 ay boyunca yani rahatlıkla Şubat ayı sonuna kadar diyebilirim ki biz artık ciddi bir ekonomik karşı çatışma içindeyiz. Yani, yani burada bir savaş var diyorsun. Bir savaş mı var? Faizi biz düşürmeye devam evet. edeceğiz. Buna karşılık onlar kur kartını evet. oynamaya devam edecek. Ne olacak savaşın sonunda? Şimdi nasıl bir Türkiye bizi bekliyor orada? Şöyle bir Türkiye bizi bekliyor. İki ihtimalimiz var. İhtimal bir, erken seçimi sürekli bastıra bastıra bir erken seçimi getirmeye gayret ki beklenen bir şey değil bu, onu da söylemek lazım. Diyelim ki oldu, diyelim ki Cumhurbaşkanımız değişti. Bir başka isim geldi. Faiz indirmeye devam edecekler çünkü bu devlet kararı, hükümet kararı değil. Bunu bir ayıralım. Yani bizim bir devletimiz var ve onun bir zekası var. Milli Güvenlik Kurulu diyebilirsiniz. Buna başka bir şey diyebilirsiniz. Bu zeka bu faizi indirecek. Yani bu sanki hükümet kararı olarak lanse ediliyor. Hatta hükümet de değil sadece Sayın Erdoğan'ın kararıymış gibi lanse ediliyor. İsteseniz de istemeseniz de. Çünkü sonuçta bizler ne yazık ki memleket olarak insanımız, bu doğu coğrafyasının insanı genel olarak affedersiniz yumurta kapıya dayanmadan bir şey yapamıyoruz. Yapmıyoruz da yani bu milletin üretim biçimine geçme mecburiyeti var. Bunun için de doların keşke yükselmeden çözebiliyor olsaydık kendi üretmemiz gereken şeyler var. Bulunduğumuz stüdyoda teknik ekibe soralım. Şu stüdyonun yüzde kaçını biz üretiyoruz? Yüzde kaçını yurt dışı menşeli Çin ya da bir başka markadan alıyoruz? Tahminim odur ki %99. Çok. Kendi yaptığımızı söylediğimiz şeyleri bile aslında Türkiye'de ziyadesiyle montaj hatlarının işçisi olarak çalışıyoruz. Bakın 2001 krizinde bize bir oyun oynadılar. Krizden çıkar çıkmaz bize ucuza İtalya'dan tekstil makineleri satarken biz... Genel olarak şunu söylemiştik. Almayın bu tekstil makinelerini. Sizi tekstil fasoncusu yapacaklar. İtalya üretimden çıktı. Bizi fasoncu yapıp kendi marka alanına geçerken biz Lacoste yani isim vermeyelim. Doğru, verebiliriz. Bir Lacoste üretiyoruz diye mutlu olamayız. Doğru. Veya ne bileyim dünyanın en iyi kot pantolonu markası Levi's'a kot kumaşını biz Konya'dan veriyoruz diye onurumuz, gururumuz olamaz. Bunu bir tık daha atlamamız lazım. Bu bizim bir önceki aşamamızdı. Yani 80'li yıllarda bu ülke hiç ihracat yapmazken ya da düşük rakamlı ihracatlar yaparken Levi's'e kot kumaşı vermeye başladık. Lacoste'un gömleğini biz dikiyoruz. Tamam, güzel, başladık. Ama bir farkımız var. Onlar senden 1 liraya aldığı şeyi 10 liraya satıyor. Sen 1 liraya satmaya devam ediyorsun. Biz bunu değiştirmedikçe Orta Doğu'nun değişecek olan bir siyasal yapısı var. Komple değişmek üzere. O gün siz önder olmanız için sadece söyleminiz, dininiz, milletiniz, milliyetiniz, geçmişinizden gelen abilik ya da Osmanlı'nın bıraktığı bakiye kelimeler artık geçersiz kalacak. O zaman vatandaş bu 3-4 ay boyunca gerçekten hani ağır döviz kuruna katlanmalı mı diyoruz?
Bak adam. Katlanma kelimesi çok hoş bir kelime değil. Açık söylemek gerekirse burada yapacağım. Üzüldüğüm tek adam tipi fabrikalarımızda asgari ücretle çalışan insanlar. Burada hepimiz kendimizden feragat ederek ki en başta iş adamları olmak üzere ya kardeşim hükümet 4 lira da yazsa asgari ücrete ben 5 veriyorum. Ya ben kendi evimde atıyorum ya havyar yemeyeceğim bu sene. Ya 1000 lira benden. Yani asgari ücret hükümet ne veriyorsa üstüne 1000 lira ben vereceğim diyecek bir iş adamı sistematiğine ihtiyacımız var. Olur mu? Benimkisi bir hayal olsun ya da bir niyet olsun. İnşallah diyelim. İnşallah diyelim. Çok bekleyeceğim bir hareket değil. O zaman hükümetin de asgari ücreti beklenenin üstünde koyması gerekir. Ya da asgari ücrette var olan vergi mantığından bir çıkmamız gerekir. Çünkü bu ülkenin en çok para kazanan 100 adamının 80'i hakkıyla vergi ödemediğini hepimiz biliyoruz. 8-9 milyon asgari ücretli var. Kuruşu kuruşuna asgari vergisini ödemiş oluyor. Kaçarın yok ki maaşın zaten, öyle, zaten geliyor. Öyle geliyor. Öbür adamın öyle bir şey değil abi. Parayı buradan alıyorsun, oraya koyuyorsun. Amerika Birleşik Devletleri de böyle. Son araştırma yaptılar. Amerika'nın en zengin %1,5'u 55 yıldır Amerikan devletine hiç vergi vermemiş. Trump zaten bunun savaşını açmıştı. Arkadaş Facebook benden, Twitter benden, Instagram bende, YouTube bende. Vergi nerede? Vergi yok. Dolayısıyla adam delirir mi? Delirir. Bizde bu teknolojik devinimin önünde 2-3 engel var. Engellerden bir tanesi Türk bürokrasisinin o geriye kalmış kalıntısı. Karşılığı ümitvari ve gerçekten yetişmiş bir gençlik. Muhtacız. Nasıl muhtacız? Şöyle söyleyeyim. Suriye'de önümüzdeki günlerde yeni bir patlak verecek olaylar silsilesi var. Ne olacak? Yani Orta Doğu değişecek dedin sen abi. Merak ettim. Suriye'nin kuzey bölgesinde şu anda Fransızlar, Ruslar bir arada Esad için yeni bir bölge açmaya çalışıyorlar. Yetmiyor. Yani ilerleyiş gerçekleştirmeleri lazım kuzeye karşılık. Kuzeyde kim var? Türkler, Kürtler, Araplar sıkışmış durumda kalamayacağına göre yeni bir hamle gelecektir. Tam da Merkez Bankası'nın faizi tekrar indiriyoruz dediğimiz günlerde bunu görürsek şaşırmam. Ve o günler Esad'la Türkiye arasında ya bir bağ kurup onları egale etme zor bir ihtimal %20-30, %70 bizim yeniden bir karşılıklı çatışmaya girişimiz. Bu arada Irak bölgesinde de çok sular durgun bir halde değil. Haberler buraya az geliyor olsa da Kuzey Irak bölgesindeki PKK'nın yeniden yapılanma çalışmasına nazaran Kuzey Irak'ın bunu istemiyor olması ve buradaki bir çekişme süreci, Barzani'de de sonra gelecek olan süreç yeni bir konjektür doğurmak üzere. İran geçtiğimiz günlerde Körfez'de 2-3 tane gemiye el koydu ve 6-7 tane gemiye de ciddi anlamda engel teşkil etti ve yakın bir zamanda yine büyük bir gerginliğin hasıl olacağını bekleyebiliriz. Şimdi bu gerginlik yani haritalar değişiyor tekrar. Değişiyor. Değişecek. Çünkü Sykes-Picot'un tarihi doldu. Bizim sosyolojik olarak bildiğimiz doğal olarak geri dönüyor. Yani 100 yıl önce yaptığınız bu haritalama sistemi 100 yıl sonra geri dönecektir. Dünya dijitalleşse gibi görünse de hala Orta Doğu'da konular yemek masasında konuşuluyor. Yani hala her şey yemek masasında konuşuluyor. Biz burada Metaverse'ü konuşuyoruz, bambaşka bir dünya konuşuyoruz ama Orta Doğu'da konular konuşulurken hala pilav ve et var. Et ve pilav masasında hala siz aşiretlerle karşı karşıya oturup ikna ediyorsunuz ya da ikna edemiyorsunuz. Türkiye'nin burada artık ikna kabiliyeti eskiye nazaran daha kuvvetli. Kuvvetli olmadığımız taraf sosyolojik bozulma karşılık o temel yapımızdan çıkıyor olmamız, Z kuşağı diye ortaya konulmuş olan değerler silsilesiyle bozulma uğrayan bir kitlemiz. Yani sevgili gençler, evet, teknolojinin geleceği, teknoloji alanda çalışmalar yapıyor olmanız sizi bu coğrafyada yaşıyor olduğunuzun gerçeğinden asla kopartmamalı. Bundan koptuğunuzu zannettiğiniz anda kopamayacaksınız ama arkanızdan gelecek olan büyük hengamede ya keşke o toprakları bırakmasaydık. Yani o insanlarla ilişkimizi devam ettiriyor olsaydık diyeceksiniz. Çünkü İngiltere'de şu anda 800 tane okul Arapça eğitimi vermeye başladı. Daha fazla Arapça bilen İngiliz'e ihtiyacı olduğunu fark etti. Çinliler Arapça öğrenmeye başladı. Çünkü bölge coğrafyasından başka şu anda dünyanın en aksiyonel, en verimli hala tarımda, petrolde, insan kaynağında abi genç nüfus dünyanın merkezi hala Mezopotamya.
Dünyanın en fazla genci Mezopotamya'da. Kim bu gençleri devşirirse 2030 sonrasındaki dünyanın süper gücü o. Niye? 2040'tan sonra Avrupa'da genç adam yok ki. Bitti. Yok yani. 2050 sonrası Almanya mı? Yalvaracaklar ya. Allah rızası için bizim ülkemize ayak basan 18-24 yaş arasında gence şu kadar 1000 euro girişte veriyorum diyecekler. Nüfus yaşlanıyor. Gayet basit. Robotlar o devre ister yetişsin yetişmesin fark etmez. Önce bir sosyolojik gerçeğimizi unutmadan dijital ortama geçtiğimizi fark etmemiz lazım. Peki dolayısıyla bu. Benim mesela tereddüt ettiren konu şu. Savunma sanayinde bu kadar gelişmişken Türkiye hakikaten de bu konuda çok üst bir sınıfa çıktı. Şu hep tereddüt var. Ya ekonomik bunalımlar, ekonomik bunalımların neticesinde bir hükümet herhangi bir değişimi yaşanırsa bu yaptığımız projeler gerçekten de o eski günlerdeki gibi çöpe atılır mı? Türkiye bu konuda geri gider mi? Yani bizi 2023 Türkiye'sinde nasıl bir Türkiye bekliyor? Artık bu devlet kim gelirse, hani az önce faiz için onu söyledin ya abi. Kim gelirse gelsin değişmez. Değişmeyecek. Değişmeyecek mi? Değişmeyecek. Şimdi 2023'e kadar bizim unuttuğumuz bir mesele var. Şu anki siyasi liderlerimize bakarsanız Allah hepsine gecinden versin, hayırlı ömürler versin ama abi yaşları ortada. Yani biz öyle bir hayat anlatıyoruz ki sanki 2023'e kadar herkes tam takır yaşayacak. Dur bakalım yani. Sabaha kim öle, kim kala bu bir. İki, partilerin kendi arasında yapmış olduğu bütün bu ittifaklar konuları var ya, bu ittifaklar bir gecede bozulabilecek ittifaklar. Hepsi Türkiye şartlarında bir gecede bozulabilir. Sebebi şu, sizin tabanınızla tavan arasındaki ilişkiniz ne kadar kuvvetliyse o kadar başarılı olursunuz. Ne kadar itişkin ve zıtsanız o kadar zorlanacağınız alanlar var. Ki burada Güneydoğu her zaman belirleyici önemli unsurlardan bir tanesi hali hazırda. Ama bölgenin sosyolojik yapıya bakarsanız bu bölgede en son uzun zamandır gelemeyişimin sebebi de buydu. Yani Diyarbakır'da, Mardin'de bir çalışma yürütüyoruz. Ve bu sahadasınız. Sahadayız. Ve sahada şunu görüyoruz. Abi bir uyuşturucu problemimiz var. Çok ciddi. Çocuklarımızın sosyolojik olarak doğulu olamamak gibi, olmamalıyım gibi bir tavrı var. Oradan kaçmak gibi bir niyeti var. Oranın değerlerini alt üst etmeye çalışan bir kitle var. Ve bütün bunların hepsi aynı kazanda. Kazanı bir ayırmak gerektiğinin vakti geldi. Bölge insanı da açık söylemek gerekirse artık hiçbir siyasal sisteme inanmıyor. Hiçbir siyasi partiye inanmıyor. İnançları şöyle. Sana kızdığı için ona veriyor. Bunu çok sevdiği için değil. Buna kızıyor, buna veriyor. Yani kızgınlıkla oluşan bir şey güncel politikadır. Doğru mu? Ya basit bir şey söyleyeyim. Dolar düşerse hükümet değişmez. Böyle siyasal konjektür olur mu? Olmaz ama Türkiye'de şu Türkiye'de an böyle. Evet, sanki öyle bir hava. Yani sayın söylendiği bir şey var. Patatesin, soğanın fiyatını söyleyeyim bana. Hükümetin kim olacağını söyleyeyim ben size. O fiyatlar üzerinden gidiyoruz. Ancak bizim bir fedakarlık yaparak hakikaten ithalat belasından kurtulup gerçek bir üretim yapacağımız projeksiyona geçme kararı alınmış. Bu kararı hiçbir hükümet değiştiremeyecek. Ne kadar çabuk geçersek o kadar az fedakarlık yapacağız abi. Yani ben iPhone'un ürettiği telefonu üretmeye çalışmam artık çözüm değil. Telefonsuz iletişim yapabilecek kapasitede gençlerim var benim. O gençlerle o projeleri üretme engelleri ortadan kaldırırsanız hangi hükümet olursa olsun bürokratik, girişimcilik vesaire bu unsurları kaldırırsanız bu coğrafyanın üreteceği değerler Batı'nın üreteceği değerlerden çok fazla ki bir şey söyleyeyim. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler yazılımcılar Türkler. Hakikaten popüler. Çok haber duyuyoruz Silikon Vadisi'nde bu işi çok başaran Türkler satışlar var. Satışlar gerçekleşiyor, yeni üretimler açılıyor, yeni araştırma merkezleri açılıyor ve bütün bunların içerisinde Türklerin bu kadar pratik çözüm üretmeleri Amerikalıların kafası almıyor. Ya o dönüyor Türk çoktan işi bitirmiş oluyor. Allah Allah pratik diyor. Pratik zeka. Pratik bir zeka var. Bu toprağın aslında çok ciddi bir avantajı. Şimdi bu avantajların geliştirilebilmesi
ümit var olan, uyuşturucudan sıyrılmış, bu topraktan yetişmiş ama dünyayı izleyebilen adamla mümkün. Köşeyi dönmeye çalışan gençlik de değil. Çünkü şurası bir gerçek. Artık köşeyi dönebileceğiniz dünya olamaz. Yani hiçbir zaman da olmadı. Bunlar hep hayalvari cümleler. Pat dedi para kazandı. Pat dedi şu. Şimdi kripto parayla şey. Mesela bu çok yapılmaya çalışılıyor. Her gün bir genç arkadaşımın 100 bin lira, 200 bin lira borca battığını, işinden dostundan topladığı parayla mahvı perişan olduğunu görüyorum. Çünkü başından beri söylediğim bir şey var. Bitcoin bitecek. Dijital para ayrı bir konu. Olmayan bir şeyin karşılığında üretilen coin'ler ayrı bir konu. Dolayısıyla Bitcoin bir gün bitecek. Yerini dijital para zaten alsın, almasın değil ki. Ama o günde şunu göreceksiniz. Ne yaparsanız yapın. Tarımınız var mı? Eğitiminiz var mı? Ve size ait üretip dünyaya bu benim dediğiniz bir şeyiniz var mı? Bu üçü varsa sen dünyanın en iyisisin. Yoksa... Kim gelirse gelsin abi. Peki, bir şey olmayacak. Abi şimdi 2022'nin bir kıtlık yılı olacağı belirtiliyor birçok uzman tarafından. Amerika'da da enflasyonun 7'lere evet. kadar geldiğini görüyoruz. İşte Türkiye'de de ortada. Bu kıtlık yeniden bizi toprağa, hani oradan toprak evet. ve tarım dediğin için yeniden toprağı mı dönüştürecek, yeniden toprağa bakmamızı mı sağlayacak? Daha sonrasında da şu biraz bölgeyi, Doğu Akdeniz'i sormak istiyorum. Yani bir yandan petrol çalışmaları 2023'te ne olacak? Petrol çalışmalarında yeni 4 tane daha kuyu var. Çok fazla gündem edilmiyor şu anda Türkiye tarafından. Bu kuyulardan elde edilebilecek yeni doğal gaz hatları var. Aslında Akdeniz ciddi bir petrolden ziyade doğal gazla da ciddi bir rezerve sahip. Ve bu rezervin önemli bir kısmı Türkiye bölgesinde ya da Türkiye'nin muhafazar anlaşmalar yaptığı bölgelerde. Şimdi... Bizim aslında bu bölgede elde edeceğimiz petrol doğalgazla beraber 2023'teki kıtlık meselesi için şunu söyleyebilirim. Ben 3-4 sene önce tarlasını satmaya çalışan herkese şunu söylemiştim. Gün gelecek şehirdeki adam 8 saat çalışıp ayda 5-10 bin lira para kazanıyorum diye sevinirken bu ülkede sadece çiftçiler en lüks arabalara bineceksiniz. Sabredin. Neyin sabrını yapın? Evet kolay değil. Her şeye zam gelmiş eyvallah ama... Günün birinde buğday ve mısır fiyatları altınla yarışmaya başlayacak.